nesiller boyunca silinemeyecek bir utanç işaretidir ifadelerini kullandı. Adalet Divanı'nın bu tarihi kararını konuşmaya devam edeceğiz. Vatan Partisi MK üyesi Avukat Nusret Senem bizlerle birlikte. Sayın Senem, hoş geldiniz gün ortasına. Çok iyi yayınlar, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Seyircilerimize aktardık bu tarihi kararın ayrıntılarını. Sizin de ne düşündüğünüzü tabii ki çok merak ediyoruz. Bu tarihi karar hakkında ne düşünürsünüz Sayın Senem ve tabii ki hukuki anlamda da ne anlama geldiğini bu kararın oldukça merak ediyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi her şeyden önce tabii haberinizde de ifade ettiğiniz gibi önemli bir karar. Bu kararın alınması üzerine Netanyahu'nun gösterdiği tepki de kararın ne kadar önemli olduğunu ifade ediyor. Bunu belirtelim. Fakat bu karar bir tedbir kararı her şeyden önce. Jenosit'in önlenmesine dair uluslararası sözleşme 1946 yılında kabul edildi. O sözleşme çerçevesinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu başvuru çok değerli. Elbette buna yönelik olarak yapılacak yardımlar söz konusu olabilir. Çeşitli devletler bu yargılamada deliller sunabilirler. Bu da önemli bir olay. Fakat şunu belirtelim. Bu karar netice olarak uyulması zorunlu olmayan bir karar. İsrail'i buna mecbur edecek bazı başka eylemler gerekiyor. Bu karar alındıktan sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tabii ki önüne gidecek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üyelerin içinde biliyorsunuz en başta İsrail'i bu konuda sonuna kadar desteklediğini açıklayan, hatta ben de Siyonistim diyen bir başkana sahip olan ABD var. ABD Dışişleri Bakanı kendisinin Yahudi olduğunu İsrail'e koşa koşa gidip açıklayan isim. Dolayısıyla Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i bu olaya uymaya mecbur edecek bir karar alması hiçbir şekilde mümkün gözükmüyor. En azından Amerika'nın vetosuna takılacağı belli. Dolayısıyla burada soykırımın tespitine yönelik bir dava olması dışında bir önemi yok bu kararın. Soykırımı tespit işi de birkaç yıl içinde ancak mümkün olabilir. Bu konuyla ilgili olarak elbette mahkemenin yargılamanın sürmesine, İsrail'in davanın reddine ilişkin, dosyanın reddine ilişkin talebinin reddedilmesi, bu da önemli. Birkaç yıl daha sürecek bir süreci önümüzde görüyoruz. Ama o süreç sonunda da belirlenecek şey, mahkemenin verebileceği karar, soykırım suçlularının yargılanması değil. Soykırım suçunun sadece tespitinden ibaret. Eğer soykırım suçu işlemiştir, bir tespit yapabilir mahkeme. Bundan yaptırımı olmayacak yani, öyle mi Sayın Senem? Yaptırımı olmayacak. Yani ama bu tabii önemsiz anlamına gelmiyor. İsrail'in ve Amerika'nın tecrit edilmesine yol açacak önemli bir karar olur. Bu da o açıdan önemli. Fakat soykırım suçunu işleyenler ancak şahıslar olabildiği için bu kişilerin yargılanması işinin ya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde, Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ya da Filistin mahkemelerinde olması lazım. Bu jenositin önlenmesine dair sözleşmenin 6. maddesinde yetkili iki mahkeme var. Birinci mahkeme suçun işlendiği yerin ceza mahkemesi. Bu suçun işlendiği yer neresi? Filistin. Filistin mahkemeleri yakaladığı bazı İsrailli askerleri mahkeme önüne çıkararak soykırım suçundan cezalandırması mümkün. Bunun binlerce delili var. En uygun yol bu. Genel Başkanımız biliyorsunuz bu konuyla ilgili olarak geçen haftalarda İran'da yapılan bir uluslararası toplantıda partimizin görüşlerini açıklamış ve bu görüş çok ilgiyle izlenmişti. Bütün katılan ülkelerin temsilcileri tarafından. Katılanların çoğusu da devletlerdi. Yani 100 küsur devlet temsilcisinin katıldığı bir toplantıda bu görüşümüzü dile getirdik. Bu çok yankı yaptı. Bu şekilde en kolay sonuç almak mümkün. Ama Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de İsrail aleyhine
daha önce yapılmış başvurular nedeniyle yürüyen bir soruşturma var. O soruşturmanın da henüz bir sonuca varmadığı görülüyor. Henüz bir davaya dönüşmüş durumda değil. Eğer Adalet Divanı'ndan bir soykırım işlenmiştir tespiti ortaya çıkarsa, o zaman Uluslararası Ceza Mahkemesi o tespit doğrultusunda daha somut bazı adımlar atabilir. Bazı suç işleyen İsrailli bakanları, başbakanı, asker yöneticileri falan şeye alabilir. Soruşturma kapsamına alıp cezalandırılmaları için tutuklama kararı da çıkarabilir. Bunların yargılanmasını da sağlayabilir. Ama bu çok uzun bir yol dediğim gibi ve çok zorlu bir yol. Onun için burada en pratik iş Filistin Devleti Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsüne hem taraftır. Aynı zamanda da Birleşmiş Milletler üyesi olması nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı statüsüne de taraftır. Dolayısıyla bu nedenle dava açabilir ve İsrailli yetkilileri soykırım suçundan veya uluslararası ceza savaş suçundan da insanlığa karşı suçlardan da yargılayabilir ve cezalandırabilir. Benim kanaatim pratik yol budur. Ama Uluslararası Ceza Mahkemesi Adalet Divanı'nın kararını da küçümsemiyorum. Şu zaman zaman karıştırılıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi ile Uluslararası Adalet Divanı statüsü karıştırılıyor. İkisi birbirinden tamamen farklı. Uluslararası Adalet Divanı 1946 yılında faaliyete geçmiş. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bağlı Birleşmiş Milletler'in bir organı. Bütün devletler, Birleşmiş Milletler'e üye devletler, o statüyü kabul eden bütün devletler taraftır orada. Ve ancak devletler yargılanabiliyor burada. Devletler şikayette bulunabiliyor ve devletler yargılanabiliyor. Ama Uluslararası Ceza Mahkemesi 2002 yılında Roma statüsüyle kabul edilmiş bir mahkeme. O da Birleşmiş Milletler'e bağlı bir mahkeme. Fakat o mahkemenin ceza yargılaması yapan bir mahkeme olduğunu belirtmek lazım. O mahkeme şahısları ancak yargılayabiliyor. Şahıslar soykırım suçundan sorumlu olan kişilerdir. Devlet yöneticileridir, bakanlardır, başbakandır, askerlerdir, fiilen savaş sahasında savaş suçu işleyen veya soykırım suçuna alet olan sorumlulardır. Onları yargılar. O bakımdan birbirlerinden tamamen farklı iki mahkeme olduğunu da belirtmek isterim. Teşekkürler Sayın Senem, açıklayıcı oldu gerçekten. Şunu da sormak istiyorum. Siz de belirttiniz az önce, haberimizde de verdik aslında. Netanyahu için bu verilen karar aslında hiçbir anlam ifade etmiyordu ki. Keza hemen bu kararın ardından da bir açıklama yaptı. Dedi ki İsrail mutlak zafere ulaşana, tüm rehineler iade edilene ve Gazze İsrail için bir tehdit olmaktan çıkana kadar savaşı sürdüreceğiz. Hemen bu kararın ardından tüm dünyanın gözü kulağı bu karardayken ve bu kararın etkilerini beklerken aslında Netanyahu böyle bir açıklama yapacak cesareti nereden buluyor olabilir Sayın Senem? Bunu Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinin İsrail'e olan sınırsız desteğinden aldığı çok açık. Bunu kendisi de açıklıyor. Fakat şunu söyleyeyim. Mahkeme başkanının önemli açıklamaları oldu. Uluslararası Adalet Divanı'nın başkanı, Amerikalı yargıç John Donohue olarak okuyorum ben. Tabii İngilizce değil de Fransızcam var benim. Ancak öyle okunabiliyor Fransızca. O diyor ki Gazze şeridinin devam eden can kayıpları ve insanların acılarından derin endişe duyuyorum diyor. Aynı zamanda bu sunulan iddialar soykırım suçunun işlendiği konusunda makul delil niteliğindedir diyor. Makul delillere dayanıyor diyor. O bakımdan İsrail bir ay içerisinde soykırım suçunun önlenmesine ilişkin aldığı tedbirleri mahkemeye bildirmek zorundadır diye bir karar almış. Bu tabii son derece önemli. Eğer bu bir ay içerisinde bu başlangıçtan beri sürdürdüğü insanlık dışı soykırım suçunun fiillerini işlemeye İsrail devam ederse, bu mahkemenin önümüzdeki dönem yapacağı yargılamalar sırasında önemli deliller haline gelir. İsrail'in tavrının bu şekilde tezahür etmesi hem İsrail'i hem de İsrail'i destekleyenleri dünya çapında bir tecritle karşı karşıya bırakır ve önemli sonuçlar doğurur. Bu bakımdan Netanyahu'nun meydan okumasını çok tehlikeli kendileri açısından ve son derece riskli bulduğumu belirtmek isterim.
Biz de gelişmeleri takip etmeye devam ediyor olacağız. Sayın Senem, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bu başvurusu dolayısıyla orada gösteriler ve sevinç gösterileri falan oldu. Tabii ki çok güzel. Beklenirdi ki Müslüman ülkelerden biri bu konuda başvuru yapabilsin. Bunun Güney Afrika tarafından yapılmış olması da insanlığa karşı suçlar konusunda insanlığın ne kadar duyarlı olduğunu gösteren önemli bir tavırdır. Bunu da alkışlamak lazım, onu da ifade edeyim. Kesinlikle öyle. Çok teşekkürler Sayın Senem. Vatan Partisi MYK üyesi Avukat Nusret Senem bizimle birlikteydi. Uluslararası Adalet Divanı'nın dün İsrail aleyhine verdiği o tarihi kararı değerlendirdik. Gün içinde ne kısa bir reklam arası verelim, ardından devam edeceğiz.